Yavaş yavaş Kırım konusuna geçmek istiyorum. 2014 senesinde Mart ayında Kırım Rusya tarafından işgal edildi. Aslında dünyada birçok ülke, 180 ülkeden 100 ülke bu işgali tanımadı. Türkiye onların arasında. Fakat ondan sonra Avrupa Birliği ve Amerika tarafından gelen yaptırımlara katılmadı. Neden katılmadı? Niçin birlikte bu konuda olmadı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bu yaptırım konusunda? Bir defa şunu söylemek isterim. Bizim bir Ukrayna'daki sıkıntıdan bağımsız olarak bu yaptırımlar konusunda genel bir tutumumuz var. Biz Birleşmiş Milletler'in yaptırımlarına katılmayı tercih ediyoruz. Öyle bir bölgedekiyiz. Bölgedeki Türkiye. Bir dönemde, ne döneme bakarsanız bakın, etrafımızdaki bazı ülkelere karşı bir yaptırımlar her zaman var. Biz her zaman Türkiye'nin ötesinde bir yerde yaptırım kararlı aldığı zaman katılacak, otomatik olarak katılacak olsak sürekli çevremizle ticareti, işbirliğini ya da en azından ilişkileri askıya almak zorunda kalacağız. O yüzden bir kararımız var. Biz Birleşmiş Milletler yaptırımları, yani bağlayıcılığı olan yaptırımlar olursa katılıyoruz. Ama alınma aşamasında bize danışılmayan durumlarda onu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani lafınızı böldüm. Bu yaptırımlar eğer Birleşmiş Milletler tarafından yaptırımlar için karar alınsaydı, o zaman Türkiye katılır. Birleşmiş Milletler yaptırımları zaten bağlayıcı tabii. Daha önce bölgemizde oldu bu. Bizim Rusya'yla evet önemli ilişkilerimiz var. Bu Rusya önemli bir ülke. Yani herkes için önemli bir ülke. Avrupa için, Ukrayna için, tarih gelecekte de öyle olmaya devam edecek. Fakat bizim ilişkimizin, ticaretimizin mesela içeriğine baktığınız zaman o ticaret de Rusya'ya bizim ihracatımız açısından baktığınız zaman böyle büyük stratejik ürünler değil. Ve bizim ticaretimizin önemli bir rakama, meblağda olmasını da daha çok enerji, gaz alıyor olmamızla açıklamak lazım. Bunu unutmamak lazım. Ama yaptırımlar uygulayan Avrupa devletleri, Batılı devletlerin de aslında onların da ilişkilerine, ticaret ilişkilerine bakarsanız günümüzde onlar da esasen önemli oranda devam ediyor. Burada dediğim gibi hem Türkiye'nin karar verilirken davet edilmediği, görüşlerini belirtemediği bir kriz bağlamında sonradan ortaya çıkmış bir takım tedbirlere otomatik olarak katılmasını beklemek bence doğru değil. Aynı zamanda şundan da bahsedilebilir. Avrupa Birliği mesela kendi içinde kendi üreticilerine, kendi vatandaşlarına bu yaptırımlardan kaynaklanabilecek sıkıntıları telafi edecek bir takım mekanizmalara da sahip. Bizde o da yok. Yani farklı bir kategori olarak düşünüyoruz. Bizim tutumumuz belli. Bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyoruz. Biz bu ihtilafın hallolmasının hallolması için çabamız her konuda olduğu gibi açıkça sıkıntılarımızı kendi dilimizle, kendi ortamımızda Rus tarafına söylüyoruz. Türkçe'de bir tabir vardı, bunu genelleştirerek kullanmak lazım. Dost acı söyler. Biz bunu yapıyoruz. Peki böyle bir fikir söylendi. Türkiye'nin yaptırımlara katılmaması Avrupa Birliği için bir sinyaldir. Siz bizi almadınız. Bizi Avrupa Birliği'ne yanaştırmıyorsunuz. Yani bazı konularda, bazı adımlarda sizinle birlikte olmayabiliriz. Yani bu bir sinyal olarak ya da Avrupa'ya bir kendi pozisyon göstertme olarak değerlendirilebilir mi bu? Evet, öyle birileri değerlendiriyor olabilir. Bu çocukça bir dış politika olurdu. Türkiye'nin belli bir konuda aldığı karar, işte başka birisine şöyle bir mesaj verelim falan değil. Bizim Avrupa Birliği ile ilişkimizin bir temeli var. O ilişkinin temeli de şu, biz insanımıza daha iyi siyasi, ekonomik ve sosyal standartlar vermek istiyoruz. Bu kararımız demokrasinin bir gereği ve bunun yolunda Avrupa ile entegrasyon, Avrupa Birliği'ne üye olduğunu biz yıllar önce karar verdik, halk olarak karar verdik. Bu bizim stratejik tercihimiz. Bunun belli bir yöntemi de var.
Bu doğrultuda gidiyoruz. Burada Avrupa'dan kaynaklanan bazı sıkıntılar oluyor. Yani bir yanda biz bu süreçte ilerlerken üzerimize düşenleri de eksiklik varsa onları kabul ediyor ve düzeltmeye çalışıyoruz. Ama özellikle son yıllarda, son 10 yıllarda en azından asıl sıkıntının Avrupa kaynaklı olduğunu da görmek gerekiyor. Fakat bu kendi başına bir kulvardır. Biz Avrupa'nın eleştirdiğimiz yönlere sahip olduğunu biliyoruz. Ona rağmen Avrupa Birliği'ne üyeliği arzu ediyoruz. Yoksa biz zaten birçok yönümüzde zaten Avrupa'da önemli bir gücüz. Avrupa Birliği'ne üyelik bağlamında ise dediğim gibi bunun bir yöntemi var. Tabii şunu da teslim etmek lazım. Avrupa projesi önemli, çok önemli bir proje ve dünyada böyle eşi benzeri görülmemiş, müthiş başarılı, büyük oranda başarılı günümüze kadar en azından bir entegrasyon projesi. Biz bunun cazibesini görebiliyoruz. O yüzden de işte ilgimiz var. Sıkıntı Türkiye'ye yönelik bazen çifte standartlar olduğu zaman ya da çeşitli Avrupa ülkelerinin iç politikalarından kaynaklanan haksızlıklar, peşin yargılar olduğu zaman ve buza karşı kullanıldığı zaman bizim halkımız da buna tepki duyuyor. O yüzden zaman zaman Avrupa Birliği'ne üyelik meselesinde Türk halkının tereddütleri olabiliyor. Bu çok normal. Aslında üyeliğe yaklaştıkça bu tür tereddütler artar. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinin, sonradan Avrupa Birliği'ne üye olmuş ülkelerin halk oylarının zaman içinde değişimine bakarsanız bunu görürsünüz. Biz Avrupa Birliği projesine karşı değiliz. Fakat bize karşı tavırlara, haksızlıklara karşıyız. Onu bir mutlaka ortaya koymak lazım. Buradan Ukrayna'ya dönecek olursam, Ukrayna'da bu yönde bir demokratik, meşru bir karar verecekse ona saygı duymak lazım. O yüzden biz de Avrupa Birliği'ne, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile bu yakınlaşma, entegrasyon çalışmalarını anlıyoruz, destekliyoruz tabii ki. Türkiye için dediğim gibi bu uzun bir geçmişi var. Biz eksiklerimiz olduğu zaman görüyoruz, kabul ediyoruz. Bize çok da yaradı bugüne kadar Avrupa Birliği. Bizim bir takım hamleleri yapmamızda destekleyici rolü oldu. Bunu inkar etmiyoruz. Avrupa Birliği dünyada daha etkili bir aktör olmak istiyorsa, evrensel değerleri yayabilen, farklı kültürlerle konuşabilen ve sadece bir kendi içinde müreffeh küçük bir dünya bölgesi olmanın ötesinde bir şeyler olmak istiyorsa, daha vizyonlu olmak istiyorsa ve davranmak istiyorsa, Türkiye'nin üyeliği tabii ki onlar için çok faydalı. Bunu geçmişte görüldü, bugün de birçok insan görüyor ama bazı dönemsel iç politika kaynaklı sıkıntılar çıkıyorsa bu da Avrupa'nın sorunu. Aslında çok ilginç bir mevzu Avrupa Birliği ve Türkiye, ama ben yine de Kırım'a dönmek istiyorum. Yaklaşık bir ay önce Kırım ablukası başladı. Meseleyi biliyorsunuz, Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından ve bazı aktivist tarafından Ukrayna'dan geçen yollar kapatıldı büyük ticari arabalar için. Abluka hakkında düşünceniz nedir? Çünkü bazıları diyorlar ki bu çılgınlık, bazıları diyorlar hiçbir etkisi olmayan bir eylemdir. Sizin düşünceniz nedir? Etkisini ben de bilmiyorum. Basından okuyorum. Kırım Tatar liderliğiyle konuşuyorum. Onlardan bilgi alıyorum, onların bildiği kadarıyla. Bu bizim dışımızda gelişen bir olay tabii. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Kırım'ı etkiler mi? Bir Kırım'ı böyle Kırım konusunda etkili bir olay mı? Bir defa bu olayın başlangıcında anladığım kadarıyla özellikle Kırım Tatar soydaşlarımızın bir hayal kırıklığı yatıyor. Yani hem Yarımada'daki şartlar düzelmiyor, hem de Ukrayna'da umdukları bir takım gelişmeler de tam istedikleri hızda olmadı. Bunların bir yansıması olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla bu bir sivil toplum tepkisi anladığım kadarıyla. Fakat sonuçlarını kestirmek zor, etkisini kestirmek zor. Yani umarım bunun etkileri Yarımada'daki soydaşlarımızın hayatlarını daha zor, daha fazla zora, dayanılmayacak noktaya getirmez. Kırım Tatar siyasi geleneğinde barışçı olmak var.
bu gelenekten sapmamak önemli. Zaten çok değerli lideriniz Sayın Mustafa Kırımoğlu'nun temsil ettiği bu hayat tarzı diyelim, bu mücadele tarzı Kırım Tatarların en büyük üstünlüğü bence, en büyük avantajı, zaafı değil avantajı. Abluka'nın ayrıntılarını hakikaten bilmiyorum, ne kadar etkili olabilecek, ne kadar tepki doğurabilecek veya ne kadar acaba bazı soydaşları daha zor duruma sokabilir Yarımada'da. O tepkileri görmekte, ölçmekte biraz ben şahsen zorlanıyorum. Maalesef tabii bu Kırım'daki durum dolayısıyla Kırım'da nabız tutmak daha zorlaştı. Yani basın da biliyorsunuz özellikle yerel basın güvenilir bir bilgi kaynağı olmaktan çıktı benim açımdan. Böyle bir sıkıntı söz konusu, değerlendirme yapmak zor. Bizim orada varlığımız zaten biliyorsunuz olumsuz etkilendi. Maalesef yıllar önceden beri peşinde olduğumuz Akmescid'de, Simferopol'de bir başkonsolosluk açma arzumuz zamanında kabul görmedi bu ülkede. Ve bu yasa dışı ilhak girişiminden sonra da varlığımız, mevcutiyetimiz daha azaldı. Bu Türk Hava Yolları uçmuyor biliyorsunuz. Yani seneler önce Akmeçit'te, Simferopol'da Türkiye Cumhuriyeti'nin başkonsolosluğu Ukrayna'dan dolayı açılmadı. Yani Ukrayna izin vermedi mi açmaya? Yani Kırım Ukrayna'nın yönetimindeyken, fiilen de hukuken zaten öyle olması gerekir. Ve bizim taleplerimiz vardı, bunlar karşılanmadı. Onun tam sebeplerine şu anda girmek istemiyorum. Ama kendimizi bulduğumuz nokta, uzun zaman, yıllarca biz konsolosluk açmak istedik, açılamadı konsolosluk, başkonsolosluk açılamadı. Vardı, talep vardı. Bu mümkün olmadı. Bugün de biraz daha uzaklaşmış durumdayız. Bunu istemiyoruz. Biz temasımız devam etsin istiyoruz. Biz soydaşlarımızla, Kırımlılarla genel olarak ama özellikle Kırım Tatarları Türkleriyle, soydaşlarımızla yakın ilişkimiz olması lazım. Bu Kırım'daki durumu, fiili durumu tanıdığımız anlamına gelmeyecek ama bizim soydaşlarımız var. Bu insanların bir takım ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmek gerekiyor. Böyle düşünüyoruz açıkçası. Umarız daha zor şartlarda yaşamak durumunda kalmaz soydaşlarımız. Önemli olan bu. Çünkü çok acı çekmiş bir halk. Haksızlığa uğramış bir halk tarihi boyunca. Tam da bunların belki gerçek anlamda telafi edilebileceği bir döneme girilirken bu ihtilaf ortaya çıktı. Ve bu bir haksızlık. Yani haksızlık hallolacak derken yeni bir olumsuzlukla karşılandı. Karşılaştı soydaşlarımız. Bizim buna yardımcı olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Ama biliyor musunuz, Abluka'nın amaçlardan birisi Kırım'daki yaşayan insanların, tek Kırım Tatarların değil, herkesin Ukrayna'dan bağlı olduğunu göstermek. Ukrayna'dan bağlı olduğunu göstermek ve bu Abluka devam ederken birkaç gün önce böyle bir haber alıyoruz. Rusya Devlet Dairesi'nden gıda meselesine bakan Rossülhosnadzor'dan bir açıklama geliyor. Türkiye'den ticari gemiler Kırım'a, direkt Kırım'a rahatça meyve, kuru yemişleri ve diğer gıdaları taşıyorlar. Yani aslında bir taraftan Türkiye Kırım işgalini kabul etmiyor. Kırım Türkiye için işgal altında olan bir topraktır. Diğer tarafından Kırım'la ticaret yapıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani biz şöyle söyleyeyim, bir defa bizim Kırım'a yönelik ticaretimiz büyük oranda zaten diğer limanlara, ağırlıklı olarak Ukrayna limanlarına kaymış durumda. Yani bu meseleyi doğru perspektiften görmek lazım. Daha önce Kırım'a çok sayıda gemi, tonlarca çeşitli malzemeler gidiyordu. Dolayısıyla Kırım'a geldiği için Ukrayna pazarlarına hemen gidiyordu. Belki oradan ayrıca ticaret yoluyla, yollarıyla Rusya'ya gidiyordu. Bu şimdi kaymakta, kaydı büyük oranda. Ve biz kendi gemicilik sektörümüze de uyarılarımızı yaptık. Biz bahsettiğiniz türde ticareti teşvik ediyor falan değiliz. Yani Türkiye 75 milyonluk bir ülke.
herhalde birkaç ton bir şey satmak için herhalde milli politikasını bunun üzerine kurmuyor. Çok daha büyük ilkeler, çok daha önemli stratejik meseleler söz konusu bizim için. Ben onu şöyle görüyorum. Türkiye gibi bir ülkenin birçok özel bireyinin şu veya bu şahısla ilişkisini kullanıp bir takım arka yollardan bazı ticaret yollarını deniyor olması olabilir. Buna biz karşıyız. Bunu biz desteklemeyiz. Zaten bahsedilen gemilerin de Türk gemileri olmadığını anlıyoruz. Bir iki gemi varsa böyle. Bir gri alanı kullanmak isteyenler olabilir. Bu Türkiye değilse başka bir şey olabilir. Başka bir ülke olabilirdi. Bizi lütfen o bakımdan önemli bu. Türkiye'nin genel politikasını bilmek lazım. Ama bazı şirket bireylerin bir şeyler gönderiyorsa ya da bir ticari ilişkileri varsa bir şekilde bunu Türkiye'nin resmi politikasıyla özdeşleştirmemek lazım. Onu lütfen yani basın ajanslarının anlaması, soydaşlarımızın anlaması önemli. Fakat şunu da unutmayalım. Kırım Tatar soydaşlarımızın hakikaten canı daha fazla yanmamalı. Bunu da şunu kastetmiyorum. O yüzden biz ticaret yapalım da işte para kazanalım. Yani Türkiye'nin ekonomik boyutunu düşünürseniz Kırım bizim için öyle bir fırsat falan değil. Kırım bütün sevgimize saygımıza rağmen küçük bir yer. Yani Türkiye'nin çok daha önemli büyük öncelikleri olabilir ticari para kazanmasında. Yani Türkiye böyle küçük düşünmüyor demek istiyorum. Kırım'a birkaç şey satılsın da. Ama Kırım için bu büyük yatırım, büyük bir eylem. Ben şu sebeple söyledim. Türkiye'nin ticaret yaptığına dair iddialar, Türkiye'nin fırsatçılığı olarak görülüyor. Bir defa bu yanlış. Onu bir tarafa koyalım. İkincisi, yerel makamların, yerel basının yaptığı Kırım Tatarlarıyla ilgili, liderlikle ilgili haberlerin hepsine herhalde itibar etmiyorsunuz. Ama Türkiye hakkında bir şey söylendiği zaman onlara da dikkatle bakmak lazım. Yani orada ne doğrudur ne doğru değildir emin olunamıyor. Dolayısıyla bir haber çıktığı zaman onu kesin doğru alıp hemen sonuç çıkarmak hatalı. Bu konuda sizlerin özellikle tecrübeli olduğunuzu biliyorum. Çünkü neler neler yayınlanıyor, hangi amaçlarla. Biraz daha sağduyulu bakmak lazım haberlere. Büyük resmi görmek lazım. Türkiye'nin Kırım Tatar davasına verdiği destek zaten ortada. Ben onu kastettim. Ben safça bir soru soracağım. Peki Türkiye'de ticaret Kırım'la özellikle Kırım'la ticaret yapan şirketlere yasak koymak olmaz mı? Yani kanun şeklinde. Biz zaten yani devlet tarafından bir yasak koyuldu. Kırım'la ticaret yapılmıyor. Biz zaten uyarılarımızı yaptık ve şunu da biliyor ki bu bireyler, şirketler, olanlar varsa dediğim gibi bu basın haberlerine itibar etmek konusunda benim şüphelerim var. Çünkü makamlarımıza ilk danıştığımda bu haberleri duyduğumda bunu teyit edici bilgiler bana gelmedi. Ama Türkiye'de denizcilik sektöründe diğer sektörlere gerekli uyarılar yapıldı ve bunun riskler içer kendi sorumluluklarında bunu yaptıkları söylendi. 75 milyonluk bir ülke, mesela Rusya'yı düşünün, 4 milyon turist geliyor Türkiye'ye. Bir takım ilişkiler var. 700 bin Ukraynalı gidiyor Türkiye'ye. Sürekli bir takım ilişkiler var. Devletin düzenlediği şey sahada, sürekli ekonomi bağlamında alırsak devletin koyduğu kuralları ihlal etmeye çalışan, yollarını bulmaya çalışan birkaç kişi olabilir. Bir kısmı başarılı da olabilir. Fakat bunlar istisnadır. Bunu Türkiye'ye, Türk halkına mal etmek yanlış. Doğruyu görmek lazım. Büyük yukarıdan bakmak lazım. Onu söylemek istiyorum ben. Aslında bu Ukrayna-Rusya krizde Türkiye'nin ayrı bir pozisyonu var. Başından beri bu yana kadar. Şimdi ara sıra bize bunun dışında bu abluka veya Rus devlet değerleri tarafından yapılan açıklamaların dışında da başka haberler geliyor. Ara sıra Kırım Yarımadası'nda Türkiye'den iş adamlarının heyetleri geliyorlar. Büyük bir
böyle açıklamalar yapılıyor. Mesela hatırladığım kadarıyla bir heyet geldi. Onlar Kırım'a 12 milyar dolarlık yatırım yapacaklardı. Bu heyetler hakkında ve bu inisiyatif hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında Türkiye'de iş yapan başarılı iş adamı işgal altında olan toprağa yatırım yapabilir mi? Ve bu açıklamalar ne kadar ciddi olabilir? Çünkü Kırım'da onlar en üst seviyede kabul ediliyor bu heyetler. Evet, Kırım'daki yetkililerin Kırım'a şu veya bu sebeple gelen iş adamlarının hangi ülkeden olsun böyle el üstünde tutup büyük basın açıklamaları yapmalarını falan anlayabiliyorum. Evet, ama dediğim az önce verdiğim cevapta olduğu gibi birincisi doğru bilgiyle yanıltıcı bilgiyi, hadi propaganda demeyeyim ama yanıltıcı bilgiyi ayırt etmek lazım. 12 milyar dolarlık yatırımdan bahsettiniz. Evet, 6 ay önce böyle bir açıklama yapıldı Kırım Bakanlar Kurulu tarafından. Evet. Türkiye'nin resmi politikası belli. O 12 milyar dolardan bahsediliyor. Herhalde başka bir ülkeden, sanal bir ülkeden bahsediliyor herhalde. Sanal bir devletten bahsediliyor herhalde. Öyle bir şey söz konusu değil. Kırım bizim için gayrimeşru şekilde ilhak edilmiş, ilhak etme çabasına maruz kalmış bir ülkedir. Biz bu ilhakı tanımıyoruz. Birleşmiş Milletler'de de bu yönde oy kullandık. NATO müttefiki olarak öyleyiz. Avrupa kurumlarının üyesi olarak zaten böyle bakıyoruz. Uluslararası camianın çok ezici çoğunluğuyla birlikte. Bunun tersine hareket etmek bizi kendi politikamıza karşı davranmak olur. Dolayısıyla mantıklı bir şey değil tabii ki. Dediğim gibi falanca bir belediyeden, falanca bir iş adam konseyinden, senede birkaç kişi bizim arzumuz hilafına istemediğimiz halde bir şekilde gitme. Türkiye bir polis devleti değil. Herkesin kafasına vurarak şunu yapın, bunu her şeyi engelleyen bir ülke değil. Dediğim gibi ülkeler arasında vizesiz gidiş geliş de var. Bu tür temaslar olabilir. Bunlar abartılıyor da aynı zamanda. Bunu o bakımdan doğru perspektife oturup görmek lazım. Kendimi sizin yerinize koyduğum zaman anlayabiliyorum. Acaba Türkiye böyle bir destek beyan ediyor Kırım Tatar davasına. Fakat aynı zamanda bu yolla da acaba oradaki sıkıntılara sebep olan gelişmeyi, yönetimi meşrulaştıracak bir şey mi yapıyor? Bu asla böyle olamaz. Lütfen bunu Kırım Tatar halkının bilmesi lazım. Kırım Tatar halkının da bizi tanıdığını ümit ediyorum. Zaten benim buradaki mesaimin önemli bir kısmı Kırım Tatar kardeşlerimizle, liderliğiyle, Sayın Meclis Başkanı Çubarov'la, Sayın Kırımoğlu'yla geçiyor. Daha önce bizim başkonsolosluğumuz Odessa'da Kırım meselesine bakıyordu. Şimdi benim en önemli dosyam, belki iki dosyamdan biri haline geldi. Mesaimin büyük bir kısmını buna veriyorum. Kırım meselesine veriyorum. Hiç ilgisiz değiliz ve böyle olmaya devam edecek. Doğrusu da bu. Bu konuda lütfen bir tereddüt olmasın. Tersine haberleri de kötü niyetli açıkçası görüyorum. Bu tuzağa da düşmemek lazım. Soydaşlarımızın Türkiye'ye güvenmeye devam etmesi için yeterli sebep var. Temasımızda kopukluk var maalesef. O yüzden sizlere önemli rol düşüyor tabii ki.